Aysel diyor ki, beni gördüğü halde ardına bile bakmadan gitti diyor. Onun bir takım iddiaları var, söyledikleri var. Ben sizi dinlemek istiyorum. 30 Ağustos günü Dur artık. neler yaşandı ve oğlunuz böyle bir şey neden yaptı? Büşra Hanım. Fulya ben. Şey karıştırdım. Olsun. Büşra Fulya yanında Hanım. değil mi? Muhabir arkadaşımız Büşra Seyiz Ben yanında. dün de biraz kusura bakma, biraz sinirlendim. Biraz sinirlendim. Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum ben sizi. Biz sizi dinliyoruz. Biraz sinirlendim. Sizden özür dilerim. Size sinirli ithamda bulunduğum için. Ama ben de bir anneyim. O da benim bir kızım. Canım, ciğerim, kızlarımdan daha öte. Ondan saçlarını kestirdi. Yani oradaki olan yalan kelimelere dayanamadım. Dayanamadım. O yüzden biraz sinirli sinirli bağırdım, çağırdım. Ben olay günü yapraktan geldiler. Burada yediler, içtiler. Beraber bırakıp gittiler. Yarım saat sürdü sürmedi gelinim tekrar geri geldi. Anne ben evi taşıyacağız biz evler dağınık. Bebeğe tutuverir misin? Ama yarım saat ama bir saat. Ben de kızım dedim çocuk bende durmaz. Anne tut dedi ya yarım saat bir saat tut. Tamam kızım dedim fazla geç kalma. Bana bebeğe bıraktı gitti. Çocuk ağladı. Durmuyor. Yarım saat geçti bir saat Çocuğun geçti Hüseyin'in durmuyor. Tekrar ben aldım çocuğu. Kucağıma indim aşağı doğru. Torunlarım geliyordu karşımdan. Torunlarıma ne, bağıra bağıra geliyorlardı. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Bu sefer ben efamlı olduğum için hızlanmaya başladım. Aşağı doğru yürüdüğümde baktım aşağıda bir ses, bağırtı var. Oğlumun sesine benzettim. Komşuların da yönü çıkmışlar böyle bayağı nereden baksan yani benim geliverdiğimde 25-30 kişi oldu. Daha sonra daha çok kalabalıklaştılar. Komşulara dedim ne oluyor ne oluyor iniş aşağı iniyorum ya. Ne oluyor ne oluyor dedi komşular. İşaret ediyorlar aşağı doğru ellerini. Baktığımda oğlum çırpınıyordu. Karım ölüyor, karım ölüyor, karım ölüyor diyor da başka bir şey demiyor. Benim bebek kucağımda olduğunda, kucağımdayken ben aşağı giden komşularım hepsi Abla gördüler. artık Benim ben bir koşturduğumu araya girmek gördüler. istiyorum. Orada kameralar varsa çekmiştir. Siz diyorsunuz ki Of bir... Aysel bebeği bana bırakmıştı. Ben bir Bebek anlatayım bende. böyle araya araya girersek. Bebek Ama abla bir bendeydi dakika bir şey diyorsunuz. söylemek Aysel istiyorum. sen bebeğe Böyle kayınvalidenin... araya araya Hayır abla girersek. ben bir dakika. Kadın araya girmek zorunda çünkü yaşayan dehşeti kan gülünü kadın o kanı içinde kaldı. Ben bu araya girmek zorundayım. Gir. Artık bu saatten sonra el araya gireceğim ben. Tamam mı? Biz o gün doğru söylüyor. Yapraktan Şimdi böyle ya araya bir dakika. girersek Bir birbirimizi dakika yaprakta anlatamayız. anlamak için beni Anlatamayız. dinlersen beni anlayacaksın. Vefat Hanım bir Yapraktan dinleyelim onu da. geldiğimiz doğru. Ha, buraya kadar doğru. Aha. Eve Tamam geldi. Yaprak dinleyelim. topladınız. Toplamadık Evet. abla. Salamur yaprak alıyoruz sahilden Tamam. aldık. Araba onların arabası büyük diyor. Ona koyduk. Geldik doğru. Hatta gitmeden de onunla uğradık. O da doğru. Yaprakları indirdik. Onun evine girdik. Tamam. Hatta aç mısın diye sordu. O da doğru bak. O her Tamam. yere kadar doğru. Biz ondan sonra para istedi 100 lira yalan desin. 100 lira para verdi Niye 100 lira babası. istedi? 80 lira param var dedi. Yarına Evet. işe gideceğim mazot Evet. parası 100 lira ver dedi. Babası da çıkarttı verdi yok demez hemen verir verdi. Ondan sonra Hay biz Feyzo mu istedi 100 lirayı? Feyzo istedi Ha. verdi. Oradan eve çıktık tek ele gittik. Babasından aldığı parayla gitti alkol aldı. Alkol aldı ablaya. Bakkalın Çocuk. kamerasına bakın. Çocuk biz evimize gidiyoruz. Onların haberi yok. Bana bıraktı diyor bebeği. Hayır abla yalan söylüyor. Bak bunu size şimdi ben konuşmamı için de kanıtlayacağım yalanını. Biz onları bulduk. Dayım izin Buldum. neden gitti? Size şimdi bağlantı verecek telefonda abla. Bebek bendeydi diyor. Siz diyorsunuz ki Abla hayır dinler bebeği bana misin beni? bıraktı diyor. Hayır Vefat yalan Hanım. söylüyor abla. Bir dinleyeyim onu. Devam etsin. Ablam beni konuşturmayacaksanız dünkü gibi böyle Hayır dinleyecekseniz konuşturalım abla ama şimdi doğruları tekrar böyle konuşturalım. kızdığımız Kimse zaman diyorsunuz çocuğunu kızlar kayırmak kızlar için diyorsunuz. konuşmasın. Doğru Ama neyse onu ben konuşsun. siz orada bak hayır oradaki kadın bak oradaki kadın ben doğruları konuşuyorum.
Şimdi diyeceğim ki ne? Ben tekrar diyeceğim ki oraya dün yalanla geldiniz, yalanla programı bitirdiniz. Abla peki bir dakika yalanla ya abla. Yalanla saatler geldi geçti Hulya gitti. Abla, bir dakika. Tekrar abla, orası bir şey söyleyeceğim. Yine yalanlar, dolanlar, bağırtlar, çarpmalar. Abla ben bebeği aldım. Bebek sizde miydi değil miydi? Değildi. Olay günü evden aldı. Buna da şahit var. Size söyleyeyim mi bunun şahitinde? Benim evimin ötesinde kız kardeşimin arkadaşı oturuyormuş. Okul arkadaşı. Okul sınıf arkadaşı var. Şimdi burada ismini veremiyorum çünkü eşi daha şu anda eşinden izin almadığı için size bağlanamıyor. Onun için çaba gösteriyorlar. Belki bugün bağlanacaklar. Size anlattık. Abla eşi izin vermek için bağlanamıyor. Kız bunu görmüş. Bizim evin arka yolu var. Tamam mı? Ama kız, senin olduğunu bir saniye bilmiyor durur musun? Kız. Bir duracaksın mı? Dur. Hı. Bak ben gidiyorum. Kimseyi dinlemem bu saatten sonra. Benim evime kimse geçmesin. Tamam mı? Tamam kızım. Ay. Bu kadın beni o halde gördükten sonra evde demedim mi ben? İki kızı ve şey vardı, Asil vardı demedim mi abla? Evet. Asil'i kucağına almış, arka yoldan koşarken eve gittiğini kız görmüş. Ama kız benim olduğumu bilmiyor. Ben sokağa çıkıp gezmediğim iki komşuyla merhaba demedim. Sen kayınvalidenle Vefat Hanım'la o halde banyonun orada karşılaştın mı? Abla ben yerde dedim, anne dedim kısıkça. Ona böyle bu şekilde yapıp çıktı dışarı abla ya. Seni o halde gördü. Gördü abla, mutfağın kapısına çekti. Yüzüme bakıyor, yüzüne bakıyorum. Bu saatten sonra ben zaten hepsinden şikayet. Bebek de o zaman senin yanında mıydı? Bebek içeride salondaydı. Benim bıraktığım. Seni o halde gördü ve gitti. Gitti. Bunu Buse ismini de söylüyorum. Buse görmüş. Tamam mı abla? Ama benim orada oturduğumu, o çocuğun benim olduğunu, o ses benim olduğumu bilmiyor. Çünkü benim bir kolu komşum yok ki. Tamam abla, ben daha devam etmek istiyorum. Tamam. Bir dakika, Vefat Hanım'ı dinleyelim şimdi. Vefat Hanım, yani Aysel başka bir şey söylüyor, siz başka bir şey söylüyorsunuz. Fulya Hanım bak, beni dinle. Bak şimdi ben başka bir şey... Aysel yalan söylüyor. Aysel yalan söylüyor. Yalanlarından, dolanlarından şahit tutuyor. Aysel benim yalan bucağımda, söylüyor. Vefat Hanım doğru söylüyor. Aysel ondan yüzde birinden bıçaklandı. Vefat Hanım orada siz orada konuşun bana. Ben Aysel, konuşun mu? Aysel bir saniye. Abla artık ne sinir aldın? Hep psikolojik aldın. Aysel. Ben susun. Aysel. Aysel dinlemek zorundayız. Lütfen. Tamam, dinleyelim. Dinliyorum Vefat Hanım sizi. Önce siz konuşun. Sonra bildiklerimizi biz konuşun. Ama abla doğru anlamışsın yani. İçin. Sen konuşursun. Sen varsa Vefat Hanım, Allah ben de rızası için, sen sus. Allah rızası için biraz olsun vicdanın varsa, senin de evlatların var, sen de bir annesin. Eğer vicdanın varsa gerçekleri anlat. Çünkü her şeyi biz öğrendik, şahitlerimiz var. Sonra bize şahidinle çık. Abla ben ya sen sonra. Vicdandan ne bilirsin? Bir saniye. Aysel ve Serpil lütfen bir dinleyin. Bir şey sorar senin mısın? Adın Serpil değil. Senin adın Büyücü Serpil biliyorlar. Benim seni Serpil olarak tanımıyorlar. Serpil. Ben Büyücü Serpil olarak tanıyorlar. Bak konuyu sende saptım. Sen de vicdan olmuş olsan 2,5 senedir kızının peşine düştün. Bir dakika. Bir dakika ben sadece bir şey soracağım. Aysel, Aysel böyle yayın yapamayız Aysel. Neden alıyordu sorar mıyım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.